çok değerli hocam, Emine hocama, hani ladies first mi diyorlar, ne diyorlar, pozitif ayrımcılık yaparak, hocalarım da uygun görürler, Emine hocama sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Sayın başkanımıza ben çok sağ olun hocam. Gerçekten bu pozitif ayrımcılık oluyor. Emin hocamın önünde benim konuşmam nezakete de edebe de sığmaz. Sayın başkanımızın nezaketi sebebiyle teşekkür ediyoruz. Ben hepimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok güzel bir sempozyumu bitirdik. İki gün konumuz aşk idi. Dolayısıyla Şefikcan Uluslararası Eğitim ve Kültür Derneği'nin çok değerli başkanı Hayat Nur Alpcan Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir fırsat verdiği için, bizleri burada topladığı ve bu güzel insanlar hakkında konuşma, bilgi edinme, paylaşma ortamını sağladıkları için ve elbette fakülteden meslektaşım Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Selçuk Üniversitesi'nden Nuri Şimşekler Bey'e çok teşekkür ediyorum. İki tane nur bir araya gelince nurun ala nur oldu. Çok özge bir sempozyum oldu. Son oturumda 4 tane nur geldi bir araya. Kapanışta 2 tane Emin bir araya geldi. İnşallah bir takım bereketli işlere yol açacaktır bu sempozyum diye düşünüyorum. Bu yol gerçekten bereketli. 13. yüzyılda Mevlana Hazretleri ile açılmış bir yol. 7 asır bitti, 8.sini idrak ediyoruz. 15. yüzyıldan bu yana İstanbul'da devam ediyor. Böyle konulu bir kongre olması özellikle çok faydalı oldu netice itibariyle. Bu yakın dönem mevlevileri, bilhassa yüksek lisans ve doktora çalışması yapan genç arkadaşlarımızdan biliyorum, haklarında yazılı kaynakların, bilgilerin çok az olduğu değerli kişiler. Bir araya getirilmiş topluca kaynak bulmaları genç araştırmacıların oldukça zordu. İnşallah bu kongre bilgileri basıldığı vakit çok değerli bir müracaat eseri olacak. Büyük bir hizmet olacak diye düşünüyorum. Konulu olanlarda da belli bir yüzyılın seçilmesi, belli bir eserin seçilmesi, belli bir mekanın belki seçilmesi, sınırlamalar getirerek daha derinlemesine işlerin yapılmasını sağlıyor. Bu da son derece önemli. Farklı bir sempozyum oldu dedim. Çünkü buraya çıkanların bazıları babasını anlattı, bazıları hocasını anlattı. Konuşmacıların bir kısmı doğrudan bizzat gördüklerini, yaşadıklarını anlattılar. Birinci ağızdan hikayeler, olaylar anlatıldı. Bunlar da çok önemli. Çünkü Mahmut Erol hocamız da şimdi söyledi, tasavvuf bir hal ilmidir dedi. Biz bir takım şeyleri kitaplardan öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak bizden önce yaşamış, bizim yolumuzu aydınlatan bu değerli insanların hayatta yaşadıkları, çektikleri çileler, sıkıntılar, onların bu hamlıktan pişmeye doğru giden yoldaki maceraları, onların hali, hareketi, insanlara karşı davranışları, iletişimleri, öğrencilerine karşı davranışları, evlatlarına karşı davranışları burada hep örneklerle anlatıldı. Bu sempozyum bittikten sonra da burada o anlatılanlar, o gönül erlerinin hayatlarından sahneler, onlar bizim zihinlerimizde yer etmiş olarak kalacak.
Bunu da ben fevkalade mühim buluyorum ve son derece isabetli bir konu seçilmiş diyorum yine. Çünkü bütün o insanların, Mevlevilik halkasına dahil olan insanların olmak istedikleri kişi önce Hazreti Mevlana, ondan sonra da onun ustası Hazreti Peygamber. Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla ahlaklanmak. Ve biz bu büyük şahsiyetlerin hayatlarından verilen örneklerle bu ahlakın canlı numunelerini duymuş, öğrenmiş olduk. Ben kendi adıma bütün tebliğlerden son derece istifade ettim. Tebliğ sunan bütün ilim adamlarımızı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kongre yine enteresan bir sempozyum oldu. Bir ilim adamımız çıkıyor, Hüseyin Avni Dede'yi anlatıyor. Ondan sonra Emin Işık hocamız çıkıyor, Mithat Bahari Beytur'u anlatırken Hüseyin Avni Dede, Mithat Bahari Beytur'un hocasıdır diyor. Anlatılanlar da birbirleriyle akraba, yakın, muazzam bir kaynaşma ve bir birlik, bir bütünlük vardı. Bu en çok ihtiyacını duyduğumuz konu bu. Böyle parça bölük değiliz biz. Hepimiz bir bütünün parçaları, bir aradayız. Birbirimize kenetlenmiş vaziyetteyiz. Bunu da aramızdaki bağlantıları çok net olarak görme imkanı sağladı bütün bu tebliğler. Neticesinde efendim bu iki gündür ilim vardı, aşk vardı, iman vardı, vefa vardı. Vefa son derece önemli. Ben tekrar bu kongreyi düzenleyerek bu güzel anları bize yaşatan, ilim alemine böyle güzel bir kongre kitabı kazandıracak olan derneğimizin Sayın Başkanı Nur Hanım'a özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah bereketini artırsın, devamını getirsin inşallah. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz de Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı değerli hocamız Profesör Doktor Emine Yeni Terzi hocamıza bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.